Agalarım, herkese selamlar. 10 Şubat 2024 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlardan bahsedeceğim. Yanı sıra videonun sonunda da sizlere bir adet de ideal kombini önereceğim. Cumartesi idealini muhtemelen ben bunu tatil Telegram grubuna da gün ana kombinesi olarak da vereceğim. Burada sizlere vermek istiyorum. Neden vermek istiyorum biliyor musunuz? Çünkü gidip 9 maçı da kupon yapıyorsunuz. Sonra diyoruz ki abi yattı. 8 maç vermişim 7 tanesi gelmiş. Bir tanesi yapmış Ankara gücü. Abi attı. Agam böyle 7 maçlık iddia zor zaten anladın mı? Kain olmak lazım ki şu günümüzde özellikle bu yıl bu tür maçlarda çok patlıyor. O yüzden daha ya yani ideal bir kombin önermek istedim. Sizlerden de aynı şekilde beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Herkes yorumlara bekliyorum aga. Başlayalım isterseniz. Öncelikle bir adet maç skoru yarışmamız var. Galatasaray Başakşehir. Cumartesi olması kaynaklı da 3 kişi grubu alacağımızı da söyleyelim. Maç skoru ne olur aga? Sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli. Benim skor beklentim burada Başakşehir tarafından da gol bekliyorum ben bu arada. 2-1 3 bir yarıda Başakşehir'in galibiyeti olarak pardon Galatasaray galibiyeti olarak da bekliyorum. Fenerbahçe maç skoru sormuştuk. Bilen çok fazla kişi var. Kazan arkadaşımız Kerem Coşkun. Çekiliş de söyleyelim. Hem Kerem arkadaşımız hem de gruplara gelmek isteyenler veya her türlü soru görüş öneri istediğiniz yani suyun formülünü sormak isteyen de mesela atabilir. Kangal Bey Instagram hesabından benimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Her türlü soru görüş öneri burası. Dostlarım sizden bir de ricam var. Videonun bildirimleri açarsanız kanala video düştüğü an sizler de direkt faydalanabilirsiniz. Çünkü videoyu bazen geç atıyorum. Diyor ki abi video yok mu diyerekten de yorum geliyor. Ee, Instagram'dan mesaj geliyor. Kanalın bildirimleri abone olduktan sonra bildirim tuşuna tıklarsanız sadece video atıyorum. Video dışında kesinlikle bildirim gelmez. Videonun bildirimlerine direkt ulaşırsınız. Teşekkürler. Bu kombine serisi nereye gidecek diyorum. Dün de 90'da yakaladı gaga. İnanılmaz bir seri var. Yani perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba. Muazzam bir seri oldu. Dilinizin sırrını nazar değmesin rica ediyorum. Dün oynanan iki tane soldan başlıyorum. Günün ana kombinesiydi. Fenerbahçe alır 1.5 üstaga. Koydum onu tamam 1.40 orandan koydum. Mat saat oran 1.54'e kadar da yükseldi bu arada. Aston Villa Chelsea'de KG var olarak aldım. 1.46 gibi orandan. Chelsea ilk yerden 2 attı. Hatta 3'üne de attı. 90'da Diaby'nin attığı muazzam bir gol var. Ceza sahası dışından direkten de vurdu girdi. İzliyordum aha derim güzel bir seri devam ediyor. Oradan günün ana kombinesini aldık. Günün basket kuponu vardı. O da içeride kadar. Tebrik edelim diyerekten de devam edelim. Ondan önce de zaten iki tane kombine vermiştik. Onlar da hem günün anı kuponu hem de basket kombini. Onlar da içeride. Yani güzel bir seri var. Nazar değmesin. Cumartesi idealinde videoda sizlere vereceğim zaten. Misliğe baktığımız zaman da dün biraz şımarıyoruz diyerekten de Boston Atlanta mücadelesi var. Dedim ki 241 buçuk üst verdim. Analizine de neden yazdığımı bilmiyorum. Gecenin bir vakti yazdım. Dedim ki 242 sayı bekliyorum yazdım. Hangi kafayla yazdım bilmiyorum. Gecenin saat birinde falan verdik bu arada bu misli, bu misliyi. Maç kaç ile bitti? Aga 242 ile bitti ya. Bu aralar müneccim şey mi yedik ne yaptık bilmiyorum ama. Ya çok şaşırdım. <laughs> Bu nasıl bir analiz? Bu nasıl şey? Ya tam 242 bitti. Gerçekten şımarmak elde değil diyerekten de şımarıyoruz yazdım. Umarım devam eder ama yine aynı şekilde aynı konsantre, aynı odak devam edeceğiz. Diğer misliğe baktığımız zaman da zaten daha önceki gün oynanan da Galatasaray mücadelesi vardı. İlk kere bir geldi. Dallas maçı vardı. O da geldi zaten. Bu şekilde yüksek mislilerde kasa yönetiyoruz. Ve sadece maç önü değil yüksek misli canlılarımız da oluyor. Onu da belirtelim. Mesela Arsenal maçına vermiştik. Dün de şey maçına verdim. Lyon'un bir golüne verdim. Birazdan göstereceğim zaten. Tebrikler yüksek misli bir kasa yönetimi yaptığımız için vermiş olduğumuz hem maç önüne hem de canlıların hepsine burada e, e, misli yazmak zorundayım. Çünkü bir kasa yönetimi yapılıyor. Canlı olarak zaten gruplarımıza devam ediyoruz aynı şekilde. İzlediğiniz canlı maçlardan cumartesi pazarda esmeye devam ederiz umarım diyerekten de. Herkese telegram Grubu da açıklama ve yorumlar kısmında mevcut. Buraya da katılabilirsiniz. Hatta ben sizlere gruplardan göstereyim. Aga ben dedim ki bak burası herkes açık Telegram grubu 6343 kişinin olduğu bir grup. Lyon mücadelesi vardı. Buraya da attım. 2 tane canlı attım buraya. Göstereceğim. Lyon dedim ki Lyon'un bir golü aga 1.47. Alalım mı? Ayırdım. Fenerbahçe penaltı. Fenerbahçe'nin golü falan geldi. Lyon ilk yarı gol attı mı? Attı. Ben Lyon'a ne vermişim? Canlı yüksek misli. Bakın 700 misli önermişim. Lyon'un ben yaptığı transferlerine güveniyordum. Kupa maçı olması. Maçı da kazandı zaten. 2-1 kazandı. O şekilde devam ettik. gruplarımızda zaten devam ediyorduk. Ondan sonra buraya bir canlı daha attım. Ne attım? Lyon'un atacağı ikinci golaka. 1.84 gibi orandan verdim. Dakika 47 Lyon golü attı mı? Direkt gel. Hiç beklemedi. Bu şekilde dedim ki bu kadar buraya iki tane canlı kazandırdık. Tebrikler. Diğer ücretli gruplarımızda devam edeceğiz diyerekten de. Devam ettim çıktım. Sizlerden ricam artı 500 üzerinde beğeni. Maçlar güzel. Bir adet de ideal kombine verdim. Umarım güzel kazançlar elde ederiz. Yine %80 %90 başarının altına düşmeyiz diyerekten de. Dilimizi ısırarak da başlayalım. Manchester City Everton. Manchester City son maçını izlediniz mi? Bakın. Brentford'la oynadı. 3-1 skor bitti. O maçın da skoruna kadar yakaladık bu arada. Benim yüksek misli mücadelemde 2700 misli verdim. City alıp 1.5 düz şeklinde 1.43 gibi oranı vardı. 2700 misli önerdiğim bir mücadeleydi. İlk yarıdan inanılmaz bir oyun ve çok kaçtı. Gol çok geç kaldı. Yani dakika 45'te Fodun attı veya yani da çok şut, e, şut da çok şut ka, e, çıkardı. Kaçırdınız yolunu ya. Çıkardığını söyleyelim. Ben burada City tarafındayım. Ama Everton City'ye biraz ters gelen takımlardan biridir. Yani Everton'ı zaten Genellikle ters gelir Everton. Her takıma ters gelen bir takım neredeyse Everton takımı. Ben City tarafındayım. City burada ne yapar diyerekten de. Aga ben City'nin burada ilk yarıdan galibiyetini bekleyeceğim. Geçen maç ilk yarı 10 tane bile de isabet düştü var. Sadece ilk yarıdan o ilk yarı berabere bitmişti. Buradan ilk yarıdan ipi çeker diye düşünüyorum. 1.44 gibi oranı var. İlk yarıdan bir Manchester City galibiyeti bekliyorum. Onun dışında günün erken siyas maçı olarak korktuyorum ama e, yapacak bir şey yok. Oynadığımı, gördüğümü, bildiğime oynamak zorundayım ben. İlk yarı 1.5 üstü olabilir mi? Neden olmasın? Ondan bahsedeyim. İlk yarı skorumda x 0 aga. 1.90'a yakın oranı da var. Bence Manchester City ilk yarıya 2-0 önünde girebilir diye düşünüyorum. İlk yarımız gelsin de yüksek oranla sonra bakarız diyerekten de devam edeyim. Fulham'la Bournemouth mücadelem. Bu benim ilk ideal kombine mücadelem. Fulham'ın son oynamış olduğu mücadeleden önceki 0-0 biten bir Everton mücadelesi vardı sanırım. Fulham-Everton maçı mıydı o? Berabere biten. Çok doğru. O maçta inanılmaz pozisyonlar kaçtı. Aga maç genelinde toplamda 10 tane kaçan net gol pozisyonu olduğunu söyleyeyim. Maçın özetini izleyin. Ya VAR teknolojisi olmasa yani böyle bir şey olamaz. Çizgiden çıkıyor. Var çizgisi çekiliyor. Gol teknoloji kullanılıyor. Öyle pozisyonlar kaçtı. bormutta da bu arada Enes final katıldı. Az önce gördüm arkadaşlar böyle antrenmandan sağ sırtına vuruyordu. Hoş geldin ayağına. Ee, bu maçında ben var olarak aldım aga. Yani gollü bir mücadele bekliyor. O yüzden hem Fulham tarafından hem de Bormut tarafından pozitif oyun kaynaklı. Özellikle Fulham'ın da oynamış olduğu pozitif oyun kaynaklı. Karşılıklı gelecek goller 1.42 gibi oranı var. Değerlendirecekler bu yönde. ideal bir mücadelesi yaptığımı söyleyeyim. Hatta biraz daha yüksek orandan da yazmışım ki var ve üst olma ihtimali var diyerekten de. Onun da oranı 1.70'e yakın olması lazım dostlar. 1.64 puanında oranı var. Hem var bir gol daha gelirse üstte olabilir diyerekten de oranı da yükseltmek isteyenler böyle bir şey yapabilir. Luton tamla Sheffield mücadelesi. Sheffield'da son mücadelesinde 5 7 Hatta daha 5 mi bitti? İlk yarı 4-0 bitti. 15-20 dakika ipini çektiler. Çok çabuk dağıldı. Luton da inanılmaz oynuyor bildiğiniz üzere. Ben burada yine Luton tarafına gideceğim. Yani görünen köy kılavuz istemezler de. Ama Sheffield tarafından da bir nebze korkuyorum. Neden korkuyorum biliyor musun? Ya yani böyle takımlar daha doğrusu her takım olabilir. Böyle çok fazla fark yediği anda bir reaksiyon mücadelesi verebiliyor. O yüzden galibiyetine gitmeyeceğim. Normalde galibiyetini alırdım burada Luton Town'un. Ben burada tek tercih yaparaktan da Luton'un atacağı 2 gol aga 1.57. Oran zaten normale göre yüksek yani ideal sayılmaz bu. Ama ben değerlendirmek istiyorum. Ben burada Luton tarafından 2 gol bekliyorum. Maçın beklentisi zaten 2-0-2-1 ayarında e Luton galibiyeti. Tottenham Brighton mücadelesi ideal kombineminde diğer mücadelesi toplumda ee, Tottenham'da son ya Prime son dönemi var ya o Les United'daydı. Yine aynı o şekilde o döneme döndü. Son 9 mücadelenin hepsinde gol attı. Ve önemli bir haberdir ki son takıma dönüyor. Takım neredeyse tam kadro olarak da o iyi oyununu sergilemeye bence devam edeceklerdir diye düşünüyorum. Brighton'da son mücadelesinde kazanmasını bildi. Ama genel olarak Brighton'da bir ufak bir düşüş oldu. Yani o ee, bizi coşturan, izlerken çok keyif veren Brighton altında bir Brighton olduğunu söylemek zorundayım. Ben burada Tottenham tarafındayım. Ev sahibi atacağı 2 gol aga. Ev sahibi 1.5 üstü. Ben idealden ideal kombinemin ikinci mücadelesi yaptım. Tottenham bence kendi evinde Högmin sonun dönüşüyle ve Richard sonun formda oluşuyla Madison'ın da aynı şekilde kaldı oluşuyla birlikte Tottenham tarafından 2 gol bekliyorum. Umarım güzel olur. Hatta yüksek orandan da şöyle bir önerim olacak. Yani 2.5 üstünde 1 olma ihtimali de bence var. Bunun da oranı arkadaşlar 2.01. Yüksek oranlarından mücadele 2.5 üstünde toplumda kazanabilir 2 orandan. Galatasaray ile Başakşehir bu maçında maç konu sizlere sorduk ne olur diyerekten de yorumları yazmanız bizler için yeterli olacaktır. Bilen 3 arkadaşımızı hafta sonu olduğu için gruplarımızı alacağız. Çekilişte aldığımızı tekrardan söyleyelim. Ben mücadelede arkadaşlar Başakşehir tarafından da iyi oyunla birlikte gol gelebilir. Ki Başakşehir son mücadelesine bakmayın penaltılarda geçtiği bir maç oynadığı Dün oynadığı mücadeleyi hafif yorgun da olabilir. Ben burada kornere gittim. Galatasaray ben kendi evimde her zaman kornere gittim. E, kornere gittim. Normalde biz kornere nasıl gidiyordum? İlk yerden 4.500 kornere gidiyordum. Ama burada arkadaşlar maç genelinde korner bekliyorum. O yüzden onun bilgisini vereyim. Maç geneli korner almak isteyen alabilir. Bu arada Başakşehir'in tek golünü ne enerji. Onu merak ediyorum ben. 1.62 bandı. Bak aga. Korner oynamak istemeyen de bence Başakşehir tarafı da buradan bir gol atabilir. İzlediğimi söylüyorum. Yani çok fazla tercih vermek istemiyorum. Bazı kişiler korner almak istemiyor ama ana tercihim korner olsun. Ama Başakşehir tarafından da yani son dönemde oyununu izleyin. Yani Başakşehir de burada Galatasaray'a bir tane tıkıl atabilir. O yüzden Dev Basman'ın bir golünü de bu kadar güzel olan vermişken kulağınızda bulunsun. Yani oynamayın en azından takip edin diyeyim. Anladın mı? Roma ile Inter karşılaşması. Rossi geldiğinden beri 4'te 4 yapan bir Roma var ve hatta hepsini ekmeğini yedim. 4 maç oynadı 3'üne de girdim. 3'ünü de kombine koydum 3'ünü de kazandım. Son oynanan Cagliari mücadelesinde Matsu'nu birini verdim. 4-0 mu 5-0 mu ne bitti? Kafam rahat izledik ideal kombine bize. Direkt geldi yeşilledim geçtim. Inter ile oynayacaklar. Özellikle Inter, Darmian ve Dimarco ile birlikte kanat beklerini çok kullanıyor. Aga. Ya izleyen varsa katılır bana zaten. Yani hatta şunu söyleyeyim son dönemde bu yıl bu kadar kanat bekini kullanan bir takım olduğunu düşünmüyorum. Adamların sistemi zaten bunun üzerine kurulu. Roma'ya baktığımız zamanlarda onlar da şöyle bir şey dikkatimi yaptı ve çok oluyor bu. Aga e, Karstrop var ya bunların sağ tarafında olması lazım. O da çizgiye inme ihtimali var ama sol taraftan çok inmiyor. Ama sağdan Karstrop'la birlikte çizgiye inebilen bir Roma var. O yüzden korner aldım. Korner olarak değerlendirdim. Bir karşılaşma genel korner 8.5 üst muhtemelen açılacaktır. 8.5 üst korner olarak değerlendirdim. Bayern Leverkusen ile Bayern Münih karşılaşması maçın ta kendisi çok güzel bir mücadele olacağını düşünüyorum ama e, ne olur bilmiyorum her iki takım da. Bayern Münih kupa oynamış mıydı? Leverkusen daha Stuttgart maçını çevirdi 3-2. 120 dakikaya bırakmadı helal olsun. Yani maç liderlik için çok önemli bir mücadele. Yani beklenti alt olabilir mi acaba şey diyor Bayer Leverkusen alta çeker mi mücadeleyi bilmiyorum ama mücadeleden alabileceğimiz ideal tercihi söylüyorum. 2.5 üst ve var yani var ve 2.5 üst olarak da 2-2 arayında bir mücadele bekliyorum. İdealden var ve üst olarak alabiliriz. Benim skor beklentim doğrudan 2-2. 2-2 oranla da maç sonu 0-3. 3.37 neden olmasın? Bence maç sonu sıfırda gelecek. 2-2 oranla bilginize. Nottingham Forest'tan Newcastle mücadelesi. Newcastle'da abi nasıl bir takım anlamadım. Git deplasmanda 3 at. Luton'dan evinde 4 tane ye. Böyle bir acayip bir takım. Yine çok fazla eksik var. İsak'la geçen mücadele sakatlandı. Oyundan çıktı. Luton maçı 4-4 bitti. Forest'la oynayacaklar. Ben yani Newcastle tabii ki kalitesiyle genel oyun planıyla zaten önde. Ama Nottingham Forest'un da kendi evinde kolay kolay bırakmayacağını biliyoruz. KG var aldım. Tek tercihimdir. Mücadele gelecek. KG var seçeneği değerlendireceğim bir karşılaşma olacaktır. Son mücadelem PSG ile Lille karşılaşması. Lille tarafından bir gol bekliyorum aga. Burada herkes Paris'e gidecektir. Efsane bir buçuk Hatta şurada bir istatistikçi var. Ee, bu sezon PSG ligde oynamış olduğu 20 maçın 16'sında en az 2 gol attı. Ev sahibi bir buçuk direkt milleti yönlendirdi zaten. Ama ben Lille'in son Lyon mücadelesini izledim. Paris'in de dün Brest mücadelesi vardı. Her iki takımda kupa mücadelesi oynadı. Lille tarafından Paris'in arkada bıraktığı boşlukları kontrayla yapabiliyor. Deplasman'ın bir golü aga. Deplasman 05 üst 1.38 gibi ideal bir oranı var. Ben Lille tarafından bir gol bekliyorum. Oran yükseltme isteyenler var alabilir. Beni ilgilendirmez. Ben 90 dakika boyunca Lille tarafından bir gol bekleyeceğim. Gerekten geçeyim. Toplamda 9 adet mücadelesi mücadelem vardı. Sizlere ideal kombin vereceğim dedim. Ekrana gelsin. Sizlerden ricam beğeni ve yorumlar bırakmanızdır. Güzel enerji bırakın. Aga. Kötü enerji bırakmayın yoruma. Güzel enerjinizi bekliyorum. Sizlere de önermiş olduğum ideal kombini de bu. 1.51 gibi orandan Fulham mor mücadelesinden var aldım. Tottenham mücadelesinden ev sahibi 1.5 üstü aldım. 1.43 gibi orandan ideal kombinam bu. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.